halkın sağlığını önceleyen bir sağlık sistemine geçilmesi gerektiğini biz biliyoruz. Biz tabip odaları olarak, Türk Tabipler Birliği olarak, sendikalar olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun mücadelesini hem halkın sağlık hakkı için, hem meslektaşlarımızın özlük hakları için, emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri, iyi koşullarda çalışacakları bir sağlık sistemi için istiyoruz. Bunun mücadelesine de devam edeceğiz. Her yıla 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Covid-19 meslek hastalığı yasası istiyoruz. Pandeminin 19. ayını geride bıraktığımız bu günlerde salgının tüm yükünü sırtlanan sağlık çalışanlarının görülmeyen değerini görünür kılmak için bir aradayız. 19 aydır ölüyoruz. 19 aydır hastalanıyoruz. 19 aydır zamanında ve etkili bir önlem almayanlar, bilime sırtını dönenler, şeffaf davranmayanlar, verileri değiştirenler yüzünden gün be gün tükeniyoruz. Mart 2020'den itibaren meslek örgütlerinin, bilim insanlarının uyarılarını dinlemeyenlerin pandeminin yükünü yalnızca bizlerin üzerine bırakacağı anlaşılmıştı. Bizler mesleğimizin gerekenlerini elbette yapacaktık ve yaptık. Ancak sürecin tüm yükünün üzerimize yıkılmaması için şeffaf, akılcı ve bilimsel bir salgın yönetimi talep ettik. Buna rağmen salgın değil, algı yönetildi. Bu algı yönetiminde de biz sağlık çalışanlarına yalnızca kahramanlık güzellemeleri, balkonlardan alkışlar, hakkınızı ödeyemeyiz tesellileri düştü. Uzunca bir süre of bile diyemedik. Çünkü kahramanlar yorulmaz gibi büyük bir duygusal yüke maruz bırakıldık. Halbuki kahramanlar bu süreçte nitelikli bir maskeye dahi ulaşamadı. Kahramanlara dağıtılan maskeler korumak bir yana tam tersi korunuyor hissi yaratarak daha fazla hastalanmamıza neden oldu. Kahramanların iş yerlerinde bulaştan koruyacak düzenlemeler yapılmadı. Kış aylarına gireceğimiz bu günlerde ise iş yerlerimizin havalandırma sistemlerinin yeterliliğine dair bile en ufak bir bilgiye sahip değiliz. Bu bulaş riski ve ağır emek yükü altında çalışmak istemeyen, tükenen sağlık çalışanlarına gösterdikleri yol uzun bir süre zorla çalıştırılmak oldu. İzin, istifa, emeklilik ve rapor haklarımız hukuksuzca engellendi. Sonra birer birer hastalanmaya, arkadaşlarımızı kaybetmeye başladık. Bizler mesleğimizden dolayı ölürken ekranlarda hastaneden aldığını nereden biliyoruz? Evde hastalananlar var. Sözleri Çalışma Bakanı'nın ağzından döküldü. İyi de biz zaten evde kalamıyorduk ki. İzin alamıyor, istifa edemiyorduk. Çıkarılan tüm genelgelerin sağlık çalışanları hariç diye çıkarıldığını Sayın Bakan'ın bildiğinden elbette ki şüphemiz yok. Buna rağmen iktidar bakanın sözlerine hak veriyor olacak ki hala ne bir özür diledi ne de meslek yasası için adım attı. Bugüne kadar 484 sağlık çalışanını kaybettik. Mesleki maruziyetimizi Cumhurbaşkanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın dilinden dökülen itiraflar ile de duyduk. Ancak konu yasal bir hak olarak meslek hastalığı yasası talebimize geldiğinde bu sözler unutuldu. Meslektaşlarımızdan başvuru şartı ve illiyet bağı istendi. Yani bizlere pandemide hekimlik yaptığınız için riskli olduğunuzu, hekimlik yaptığınız için hastalandığınızı, mesleğinizden kaynaklı öldüğünüzü kanıtlayın dediler. Bir kere daha soruyoruz. Madem iş yerlerimiz riskli değil, neden tedavi olmaya gittiğiniz hastane katlarını boşalttırıyorsunuz? Bu bir illiyet bağı değil mi? Evde kal çağrıları yaptığınızda evde kalamayanlar olmamız illiyet bağı değil mi? En önemli korunma yöntemi maske ve mesafeyken mesleğimizi gereği koyamadığımız mesafe, yaptığımız riskli işlemler illiyet bağı değil mi? Covid-19'a maruz kalarak kaybettiğimiz meslektaşlarımız illiyet bağı değil mi? Bugün soruyorlar, hekimler neden istifa ediyor? Neden emekli olmak istiyorlar? Neden göç ediyorlar diye. Hekimler ölürken dahi mesleki onurları verilmediği için istifa ediyor. Hekimler birçok ülkede Covid-19 meslek hastalığı sayılırken bizim ülkemizde hala daha yasal düzenlemesi yapılmadığı için göç ediyor.
kısacası emeğimiz görmezden gelindiği için hekimler bu topraklarda hekimlik yapmak istemiyoruz diyorlar. Bu gidişata dur demek için haklarımızı bir an önce istiyoruz. Covid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına Türkiye'de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020'den itibaren pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıla 120 gün yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı istiyoruz. Her hafta bir talebimizi yükselteceğimiz bu süreçte 175 bin hekimin sözcüsü olarak 23 Kasım'da İstanbul'dan başlatacağımız beyaz yürüyüşün ardından 27 Kasım günü Ankara'da ülkenin dört bir yanından gelen hekimler ve sağlık emekçileriyle beyaz forumda buluşacağımızı, taleplerimizin kabul edilmemesi halinde bu forumda alacağımız kararlar ile mücadelemizi büyüyeceğinden ve sonuç alınancaya kadar da devam edeceğimizden de kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Emek bizim, söz bizim. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, Batman Tabip Odası, SES Batman Şubesi.